Merhaba canlar, hoş geldiniz. Biliyor musunuz Ronaldo'nun forma numarası neden 7'dir? Çünkü Ronaldo toplamda 7 tane cami yaptırmıştır. Öyle bir adamdır. Ronaldo aynı zamanda dostlar 7 kere Kur'an-ı Kerim'i bitirmiş, hatmetmiştir. Öyle bir Müslümandır, adam gibi adamdır. Ronaldo Filistinleri sahip çıkarken İsrailli köpeklere yol göstermiştir. Adam gibi adamdır. Yahu yeter. Kendimi keseceğim. Kendimi yeter artık. Bir bitmediniz. Bir bitmediniz ya. Yahu abi. Bakın canlar, bunu artık bu konu hakkında o kadar doluyum ki. Yani o kadar doluyum ki. Burama geldi tüm futbol severlerin adına. Bakın. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Videoma tekrardan hoş geldiniz. Kusura bakmayın, böyle bir giriş yaptım. Bu ironiyi anlamayan asalaklar bile olacaktır ki siz bunlardan değilsiniz. Benim takipçilerim zaten adam gibi adamdır. Bundan hemfikirim. Bunu zaten anlarlar. Dostlar, şunu söylemek istiyorum. Öncelikle abone değilseniz mutlaka abone olun. Çünkü burada futbolun gerçeklerini keşfedeceksiniz. Emeğe saygı olarak da güzel bir like sayısı bekliyorum. Sizlerden haberiniz olsun. Dostlar, geçen gün TikTok'ta gezerken bir baktım ki Ronaldo'nun Instagram hesabında yaptığı canlı yayını kayıt alıp TikTok'ta Ronaldo gibi canlı yayın açıyorlar. Ve bir fark ettim ki genelde bizim Türkler kanıyor. Aynı ortak yayına girenler var. Efendime söyleyeyim, para atanlar var. Efendime söyleyeyim, işte Come to Beşiktaş dedirtmeye çalışanlar var. Come to Galatasaray dedirtmeye çalışanlar var. Come to Fenerbahçe dedirtmeye çalışanlar var. Kayseri Spor dedirtmeye çalışanlar var. Böyle adama sürekli hediye atıyorlar. İşte sana bunu dedirtelim de hediye atalım diyorlar. Yahu aklınızı mı kaçırdınız? Dünyaya manşet olduk lan. Lan dünyaya manşet olduk, manşet. Türkler TikTok'taki yabancı hesabı gerçek Ronaldo sandı, hediye attı diye. Yahu güzel kardeşim. Bir bitmediniz ya. Ronaldo Kur'an-ı Kerim okumaz. Ronaldo Müslüman değil. Ronaldo Filistin'e ekstra yardım çıkmaz. Ronaldo İsrailleri sevmiyor değil. Anlatamıyoruz ya. Bir tane haber kanalı çıkıyor, diyor ki Ronaldo Kur'an-ı Kerim okuyor karantinada. Oldu, sordun mu Yasin suresini? Sordun mu kaç kere hatmetmiş? Yahu güzel kardeşim, aklınızı çalıştırın ya. Ronaldo TikTok'ta hesap aç değilim. Mavi tiki olmaz mı bu adamın? Cristiano Ronaldo lan. Instagram'da 270 milyon Instagram takipçisi var bu adamın. TikTok'ta ona mavi tik vermeyecekler. Ve kalktım, Ronaldo bir Türk'le, hatta özür dilerim kusura bakmayın, bir insanla normal bir fanıyla kalkacak da, bu hasta olmayacak veya efendime söyleyeyim çocuk olmayacak, kalkacak ortak yayına girecek ve seninle konuşacak. Ya bunu aklınız alıyor mu ya? Abi Ronaldo'ya bir de para atıyorlar, bağış atıyorlar ya. Bunlar var ya, yabancılara binlerce lira para kazandılar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yahu güzel kardeşim, Ronaldo'ya bağış atmak denize çay kaşığıyla su atmak, hatta okyanusa çay kaşığıyla su atmak gibi bir şey ya. Yahu güzel kardeşim, ben anlatamıyorum ya. Ben burada var ara kendimi keseceğim ya. Ben bu ülkenin futbolunu geliştirmeye çalışırken neden biz alay konusu oluyoruz ya? Ben anlamadım ya. Allah aşkına şu görüntülere bir bakar mısınız? Bakın, ilk önce bunları keşfettim. Bunları İslam'a yönelik, bakın İslam'a yönelik Türk toplumunu aşılıyorlar. Diğer futbolcuları kötülüyorlar ve bunlardan prim yapıp abone kasıyorlar. Veya efendime söyleyeyim takipçi kasıyorlar. Şuraya bakar mısınız? Bakın burada Ronaldo bir mikrofonu fırlatıyor, görüyorsunuz. Bunun arkasına İslami bir ajitasyon müziği koyup önüne yazıyorlar. Ronaldo İsrail gazetesindeki adamı mikrofonuna attı. Sebebi ne? Müslümanlara zulüm ediyor diye. Yahu kendimi keseceğim güzel kardeşim. Bak kendimi tokatlıyorum artık. Anlayın ya. Ya burada öküzü anlatsam 10 kere anlardı ya. Öküzü anlatayım böyle. Ah diyeyim ki bak öküz. Abi Ronaldo, tamam mı? Adam Hristiyan. Adam Müslümanlara saygı duyuyor ama adam Hristiyan. Buradaki bakın ya, bak bir insan cahil olabilir. Bunu bir şey demeyeyim ama bir araştırın güzel kardeşim ya. Yorumları okudum, iyice delirdim ya. Abi yorumlarda ne yazıyorlar biliyor musun? İşte bu yüzden Ronaldo. İşte efendime söyleyeyim, Messi adam değilsin sen. Lan Messi ne alaka? Adam size burada kekik demiş lan. Adam burada mikrofonu fırlatıyor ki daha önceki o gazete, yani o şirket Ronaldo'nun adına kötü bir haber yapıyor. Ronaldo'yu kötülüyor. İşte Almanya maçında gol atamadı. Ronaldo bitti mi diye. Adam da ona kızıyor. Size damaj yok diyor, mikrofonu havuza veya nereye fırlatıyorsa fırlatıyor, göle fırlatıyor. Ya bunu demek istiyorum abi, biraz kendinizi geliştirin, kurban olayım ya. Arkadaşlar ben anlatmaya çalışıyorum, bakın. Haber yapıyorum. Elimden geldiğince bunları söylemeye çalışıyorum. Ya dünyaya manşet olduk ya. Ya dünyaya manşet olduk ya. Şu görüntülere bakar mısınız Allah'ınız aşkına? Ya şu görüntülere bir bakar mısınız? Abrazo Lima, un abrazo pa Lima Peru. Kurbanım, Türkçe konuşuyor. Kayseri Spor. Come to Kayseri Spor.
Hey Lan bro, gel tam komik Kayseri buldum bana Spor. mesaj. Abraço, Miguel. Pestana. Meu hotel, CX7. Um grande abraço. Hiç kanka, hangi Stefan Aç onu. Eyvah. Deveria ser mais live. Ah, eu não tenho vergonha. Brasil, tudo jóia, parceiros, coloca o áudio. E agora, tá bom? You listen? Bakın bu insanların masumluğunu kullanıyorlar ya. Ya gözünüzü açın ya, biriniz bilmiyorsa biriniz tutsun şundan ya. Siz de izleyip gülüyorsunuz ya, yazıklar olsun, bu nasıl saçma bir şey ya. Ben çıldırdım olduğum yerde, ben çıldırdım ya. Vallahi çıldırdım ya, şuraya bakar mısın ya. Adam Kayseri Spor'da etmeye çalışıyor Ronaldo'yu. Yahu güzel kardeşim, Ronaldo seninle canlı yayına girse Kayseri Spor mu diyecek. Onu geçtim, Ronaldo'nun mavi tiki olmayan hesapta ne işi var? Görüntü kalitesini görmüyor musun? Kullanıcı adına bak. Nuh'un gemisi gibi. Adana Ronaldo olsa bu kadar kötü olamaz kullanıcı adı lan. Bir de kalka bağış atıyorlar arkadaşlar. Bunu binlerce kişi izliyor. 10 binler, 20 binler izliyor. Ve en çok bağış atanlar bizim Türkler. Abi altta insanlar yazıyor, bu gerçek değil, atmayın bağış diyorlar. Hala bağış atıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Yazıyor diyor ki, onu yakalamadım. Diyor ki yat atayım diyor. Come to Beşiktaş'tayım diyor. Şuna bak ya. Adam Ronaldo yat atıp yat yani. Ödül atıp bağış atıp Ronaldo diyecekmiş ki come to Beşiktaş. Biraz aklınızı çalıştırın. Bu takımla bir alakası yok. Bunu söyleyeyim ilk önce ama bu nedir? Abi Ronaldo bağış mı toplar? Kalktı bir bağış topladı. Bakın arkadaşlar. Normal ünlü bir insanın hesabının yanında. Mesela bak ben ünlü değilim. Fenomenim. Benim zamanımda TikTok hesabım yoktu, tamam mı? Ben böyle baktığım zaman 30 bin 40 bin kişi olmuş bir fake hesap açılmış adıma ve benim oradan videolarımı paylaşıp daha sonra hesapları satıyorlardı. Ben de TikTok'a dedim, ben uygulamanıza giriş yapmak istiyorum dedim ama çok fazla video atamam çünkü YouTuber'ım ben, önceliğim o dedim. Ve TikTok bana bu şekilde şeyler olmasın diye bir mavi tik verdi. Bu mavi tikin sonucunda insanlar anlıyor ki ben gerçek Mertcan Karadeniz'im. Hani ünlü biriyse bu adam, futbolcuysa, şarkıcıysa, oysa buysa zaten bu insanın yanında bir mavi tik olur. Bu mavi tik de orijinal bir hesap olduğunu gösterir. Kalkalım diyelim ki Ronaldo'nun bir mavi tikte hesabı var. Ronaldo TikTok'ta canlı yayın açmaz. Açsa bile, bakın açsa bile kalkıp da bağış istemez. Bağış istese bile bir platformun önceliğini yapar. Mesela der ki ben 10 milyon euro bir bağışta bulunuyorum kanserli çocuklar için. Aynı zamanda bunun Instagram'da duyusunu yapar. Der ki TikTok hesabında da saat 7'de yayındayım. Toplanan bütün para kanser hastalıklı çocuklara gidecek der. Ve böyle bir ortak yayın yapar. Kalkıp da bir kişi de yayına almaz. Arkadaşlar bahsettiğiniz kişi Cristiano Ronaldo. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri ki bana göre en iyisidir. Bana göre en iyisidir, bakın söylüyorum. Kalkıp da Ronaldo bağış toplamaz veya ortak yayında göbek atan teyzelerin içine girmez. Arkadaşlar rica ediyorum, bakın burada açıklıyorum. Ronaldo Kur'an-ı Kerim okumaz. Ronaldo, bakın onu geçtim. Bir haber vardı çok eskiden, Mesut'un Real yıllarındayken. Mesut'un bir açıklaması vardı. O açıklamayı çok net hatırlıyorum. Ben uçakta boş zamanlarında Kur'an-ı Kerim okuyorum. Sessiz bir şekilde. Ronaldo bana ne okuyorsun diye sordu. Ben de Kur'an-ı Kerim okuyorum. Bizim kutsal dini kitabımız dedim. Ve Ronaldo büyük saygı gösterdi denilen şeye zamanında öyle bir şey çevirdiler ki sözde Mesut Kur'an-ı Kerim okuyormuş böyle Real Madrid uçağında. İşte sesli şekilde okuyormuş. Ronaldo da diyormuş ki daha çok oku kardeşim diyormuş. Benim hoşuma gidiyor diyormuş. Yahu güzel kardeşim. Adam bir açık, bakın Ronaldo'nun Kur'an-ı Kerim'le Müslümanlarla ilgili tek bir açıklaması var. Ben Hristiyanım ama her dine olduğu gibi Müslümanlığa, İslam'a da büyük saygım var demiştir.
Ronaldo'nun tek istenme olayı budur. Size bunu anlatmaya çalışıyorum. Adamları zengin ettiniz. Vallahi bir şey demiyorum ben. Dostlar ben çok doldum bu konu hakkında. Ben bu videoyu çekmezdim normalde ama aşırı doldum. Cidden aşırı doldum. O yüzden bir şey de konuşmak istemiyorum. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum kısmına yazın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.